En uzun gece, dede ve çocuk. Rüyalar iki yönden gelir, gökten ve yerden çocuğum. Ruh, gövde uyuyunca buharlaşır ve öte dünyadan gelen rüzgarın önünde başı boş bir yaprak gibi sürüklenir. Böylece vücudumuz boş bir kozaya dönüşür. Neden uyuruz? Ölüme alışmak için uyku derstir, Uyku gayba giden yoldur. Her defasında kısa ya da uzun. Gözlerimiz kapanır kapanmaz oraya. O güzel yere bir adım daha atarız. Yerden gelen rüya nedir? Karanlık sorulardır. Aydınlık cevapları götürür. Her bir rüya yerden ya da gökten gelsin bir sorudur. Bu yüzden uyanınca cevap ararız. Rüya İçinde muhtaç olduğu her şey bulunan bir ev gibidir. Yerden gelen rüyalar, toprağın altına saklanmış hazineleri işaret eder. Böyle rüyalarda insan kendi gövdesini dışarıdan görür. Bu şu demektir: Kendine bak. Sende keşfedilmemiş cevherler var. Kendine bak. Sende bütün suallerin cevabı. Kendine bak. Gökten gelen rüya nedir? Böyle rüyalarda insan o alemin içindedir. Vücudunu göremez ama oradadır. Hareketlerine söz geçiremez. Olup bitene engel olamaz. Karanlık ve fırtınalı denizler, bulunduğun yeri bir anda yok eden zelzeleler, uçurumdan aşağıya düşmeler, kaybolmalar, endişe ve korkular bu göksel rüyaların eseridir. Bunlar gökten gelir. Göğe giden yol zorludur rüyalarında yolu geçemeyen, uyandığında ona engel olan felaketin anısıyla geriye döner. Bu hediye edilmiş sorudur. Korkma. Bütün bunlar şu demektir. Etrafına bak. Orada içinde olup da dışında kaldığın ne çok şey var. Etrafına bak. Seni yöneten güçleri gör. Etrafına bak. İlaç da, zehir de orada. Vücut ruh uzaklaşınca bir kozaya dönüşür dedin. Nasıl ve neden? Vücut ruhun evi değildir. Ruhun evi bütün bir alemdir. Gövde tüneğimizdir. Ruh bu yüzden uçar ve konar ve uçar o tüneğe. Uykuda ruh tüneğinden uzaklaşır uzaklaşmaz gövde ıssız, terk edilmiş bir bayram yerine dönüşür. Şölenden geriye kalandır o. İpince, görünmez bir sicimle bağlıdır gövde ile ruh. Her ruya sicimi bir parça daha uzatma telaşıdır. Önce kozası içindeki kelebeğin haline bak. Sonra kanat çırpan kelebeğe. Kozanın sorularına cevap bulma halidir dönüştüğü şey. Uçan bu kelebek elbette rüyasında kozasını görür kozasında vaktini bekleyen de rüyasında kanat çırpan halini. Demem odur ki insan kendi rüyasında yapar kendini. Uyanık insan da rüyasını yaratır. En uzun gecenin rüyaları hakikate götürür. En uzun gün anlaşılsın diye.